Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Kasım 2022. Evet, Arıl'a geldik. Evet, burada zayıf bir kovanımız. Buraya taşıyalı kaç gün oldu? Bir hafta falan oldu. Biraz keçi boynuzundan falan gelebilir. Burada balı var bak. Kenara koymuşuz abi. Daha burada tam kış sıkıştırmasını yapmadık. Bak, son çıtalarda pek arı yok. Onda bal var. Evet, pek arı yok. Bal durumu iyi. Tamam. Kapalı yavru. Evet, sizde böyle kapalı yavru var mı arkadaşlar? Bu mevsimde değil mi? Evet, iyi. Kışa gireceğiz. Evet, günlükler de var abi. Çoğu yerde de şimdi kışa gireceğiz zaten. Bir boşluk yaşadıydı bu. Şimdi bu yavrular da çıkınca artık bu şeyi kapatır diye düşünüyorum. Çıtaları kaplar yani abi. Çünkü daha önceki yerimizde şeydi. Kaldırımı da yine. Yeni polenler de gelmiş. Bak şunlar yeni. Bu taraf güzel. Güzel ballar. Evet. Ha, istersek bunu sıkıştırabilir miyiz? Sıkıştırabilir. Şimdi bu kovanın şey yapayım bak. Şöyle yapayım arkadaşlar. Bir saniye. Al İbrahim, tutar mısın? Şöyle yapalım bak. Bu kovanın numara verelim. Tamam mı? Bak. Bu kovanın buradaki balını bir göster. Ortak. Bal miktarını görelim. Tamam mı? Sonuçta görelim. Şubat ayında, hatta Mart ayında açacağım arkadaşlar birinde. Size bunu tekrar göstereceğim. Bu balı aynı göreceğiz büyük bir ihtimalle. Evet. Bunu göstermemin sebebi, şuradaki balın buradaki arılara faydası yok. Yalnızca şöyle bir şart lazım. Bakın, şu bal kemerinin yavru üstünde olması gerekiyor. Zaten şuraya biraz bal getirmişler. Evet, yeni bal gelmiş. Evet, burada da yeni bal var. Lakin buradakiler çıktı mı, salkımı şunda oluşturacaklar İbrahim. Tamam mı? Dur abi. Sağ ol. Çekebiliyorsun değil mi bazen? Bir şey kayıyor kamera. Şimdi bak. Arkadaşlar, şu bal kemeri var. Şu bal kemeri var ya, bu bal kemerini yiyecek işte arkadaşlar. Yani bu arı buradan kalkıp da buraya gelmiyor arkadaşlar. Demek istediğim o. Yani gelmiyor değil abi, gelemiyor. Gelemiyor ha. Gelemiyor arkadaşlar. Bakın, buradaki bal aynen kalacak. Buradaki balın bize faydası baharda, Mart ayında başlayacak arkadaşlar. Buradan beslenerek yavru atacak ve genişleyecek. Tamam, bu videoyu şey yapıyorum, saklıyorum. Mart ayında tekrar göstereceğim bir kovanı. Bu kovanın numarası var mı? Yok. Yok, buna bir numara şey yapalım. Hemen zımbalayayım. Şuradaki arılar dediğim gibi burada salkım oluşturacaklar. Yavrunun üstünde bal kemerinden yiyecekler. Ya ne buradakine, ne buradakine, ne buradakine gelecekler arkadaşlar. O yüzden hani kovanınızda, ya benim kovamda bal vardı, arı açlıktan ölmüş, neden diye soruyorsunuz ya. Önemli olan dışarıdaki bal değil. Buradaki bal değil. Şunun üstündeki bal kemeri. Yavrunun üstünde bal kemeri varsa sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıştırmıyorum şimdi, gerek yok. Şimdi gerek yok. Yani. Tamam. En son gücüm, bakacağız abi. Hemen ona ben bir işaret koyayım. Nasıl bir işaret koyalım? Ondan sen çıtayı alma da şey yapalım. Belli olsun. Bakın, sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. kovan. Şu maviden sonra 1, 2. Mavi ile beraber 3. oluyor. Evet, bu kovanı Mart ayında tekrar kontrol edeceğiz. 6 çıtalık yarı. Göreceksiniz, bakın orada bal eksilmeyecek. Çoğu arıcı arkadaşımız, özellikle yeniler, bunda bir yanlışlık yapıyorlar. Yeni bal gelmiş abi. Bak, beyazlatmaya çalışıyor abi. Parlıyor. Sarlıyor. Okaliptüs de şeyden geliyor. Keçi boynuzundan. Evet, okaliptüs nerede? Şu karşıdaki okaliptüs. Bakın, bunlar hep okaliptüs, büyük olanlar. Balımız evet. İyi. Buralara yavru atmış. Bak, anar da burada yavru atıyor hala. Evet. Anarımız güzelmiş. Evet. Polenimiz. Bal durumu da güzel. Evet, yavru orası arkadaşlar.
Şurada yoktur herhalde yavru. Buraya yeni geçmiş. Bak burası yavru. Ha, 60. Çok güzel, evet, yavru. Burada güzel 60. Evet. Evet, ilaçlarını yaptık abi. Güzel temiz. Bak beyazlatmaya başlamış arı. Bal geliyor diyor yani. İyi. Balın gelmesi iyidir şu anda. Kapalı yavru durumuna bakalım bunun. Olur. Şimdi biraz az gibi yoğunlu ama tekrardan bir yavru atım olduğu için bak. Gördün mü? Kapalı bunlar. Bunlar patladığı zaman ne olacak abi? Çalışayım. Bütün evet. Çıtayı kaplayacak değil mi? Evet. Bak hiç doğru düz boşluk yok. Oralar tüm bal. Güzel yavru durum. Şu anda. Bak şu boş bulduğu yerlere bile bak. Evet, bak. Yavrunun çıktığı yerlere bile bal dolmuş, gördün mü abi? Demek ki bal geliyor. Evet. İstediğimiz de bu zaten. Evet, böyle oldu mu arkadaşlar, şerbet vermeyin sakın. Şerbet verirseniz daha çok bala yönlendirirsiniz. Yavru atacak yer kalmaz. Akdeniz bölgesi için şu anda biz hala yavru attırabiliyoruz. Evet bak. Maşallah bahar günü gibi bu arı, gördün mü? Hı. Güzel kapalı. Bakın bal kemeri var. Bu bizim için çok önemli. Daha bu yavrular sökülecek abi. Bir tur daha yavru atar burada. Hı hı. O balı yemezler yalnız şu anda. Evet. Çünkü ne bal, kadar yavru çıkarsa çıksın zaten. Bal geliyor. Evet. Onun için ben onu sıkıştırmayayım dedim. Yani. O peteği almayayım çünkü bal geldiği için atacak yer bulamaz. Yavru alanını daraltmış oluruz abi. Çünkü daha kaç gün bal gelecek bilmiyoruz. Fazla gelirse yavru alanını daraltmış oluruz. Çünkü son yavrular attırıyoruz. Evet, son yavrular az kaldı. Kışın soğukların başlamasına. Burada yine aynı bak. Evet, ben buradan gördüm. Ortalar güzel yavru. Pek şöyle kamerayla gösteremiyorum ama. Burası yine aynı burası abi. Burası da yavru. Yavru şurada arkadaşlar. Günlük larva, bu tür şeyler var burada. Şurası bal. Şurası, şuraya kadar yavru var. Kışın istediğimiz bu abi. Oo, poleni görüyor musunuz? Evet. Polen ve bal. En az harika. En az bir kısada böyle bal olması gerekiyor. Harika. Şu poleni gösterelim. Bakın burada da polen. Öbür tarafı gösterir misin? Ben şu polenin güzeline bakar mısın? Şöyle düzgün çekeyim. Arı güzelce deposunu yapmış. Evet. Bakın kırmızı. Sarı kırmızı böyle renklerde. Çok güzel. Depoya da bakayım mı? Orası da depo. Depo malum, gördüğüm kadarıyla hep bal. Açtık. Şöyle yukarıdan açtığında zaten bak şuraları beyazlatmış. Evet. Şurada. Beyazlattığı zaman iyi bal geliyor demektir. Deposu yine güzel bak. Evet. Polen bal. Şimdi o depodaki bal bahara lazım bize arkadaşlar. Arı aç kalmayacak. Ona dikkat edin. Özellikle kemer mutlaka olsun. Bakın kışa giriyoruz. Kışa girerken mutlaka bal kemerini oluşturun. Gerekiyorsa koyu şerbet verin. Şimdi bu arayı daraltmıyorum. Bal gelmeseydi şayet. Bu kadar da yavru olmasaydı ne yapacaktık? Bu çıtayı daraltacaktık. Bir çıta azaltacaktık yani. Ama şimdi iyi bal geldiği için güzel de kapalı yavrusu var. Polen de iyi geliyor. Ve daha bir tur daha bu yavru atar. Onların çıktığı yere. Çünkü boş bulduğu yere zaten yavruyu atmış. Şu anda arkadaşlar daraltma yok. Normal bir giriş. Yani tarih olarak değil de hani arının durumuna göre, mevsimine göre, balın geldiği duruma göre. Evet, bakalım belki buna daraltma olabilir mi? Size de göstermiş oluruz. Bu da 5 tabi abi. Şu kenardakileri daha şeyden getirmedik. Boş kovan getirmedik. Bunları buradan alacağız. Boş kovanlarımız yaylada kaldı abi. Biraz azalmış. Hemen gösterelim. Bakın azalmış. Şurayı da göstereyim. Bakın azalmış. Evet. Bir gerileme var bunda. Olabilir arkadaşlar. Bütün kovanlar çok iyi olacak diye bir şey yok. Evet. Bak bunda bal durumu burada iyi. Evet. Hiç yavru yok. Anlatabiliyor muyum? Burada hiç yavru yok. Hı-hı. Bunu daraltabiliriz abi. Evet. Önünde daraltacağız. Önüne bir tahta koyacağız. Şimdi şurayı gördü. Ondan söylüyor arkadaşlar. Orada da yavru var. Bak, yavru burada. Evet. Kapalı yavrular. Kapalı var. Günlük var bundan gibi ama. Çıkanları günlük atmış abi. Evet, atmış değil mi? Hı-hı. Belli oluyor. Burası yine aynı. Güzel. Bak ana da burada geziyor zaten, yer alıyor. Ama ana da pek fırsat vermiyorlar. Ha işte. Çıkan şey yerlere yavru atıyor ama şey. Bazılarına bal koymuşlar ama sonra temizleyip o balları şuraya aktarıp anaya yer açarlar. Ana kıçalı havada geziyor bak hafta. Kaldıra kaldıra gidiyor.
Acele ediyor orası biraz. Orası yine kapalı yavru abi. Evet. Bu da kapalı yavru.